Baştaki komutanın veyahut da mahkeme reisinin görevi şuydu: bu kadar idam yeter, bir af çıksın. Ancak Cemal Paşa'nın gelmesinden sonra Kasım ve Aralık 1909 tarihlerinde dünya kamuoyundan gelen baskılar çerçevesinde Cemal Paşa Adana Şehir Meclisi'nde 25 Türk'ün asılmasını ve Ersin'de müftü dahil 13 kişinin idamına evet diyen Adana valisi, İttihat ve Terakki Partisi'nin 3 önderinden bir tanesi. Bu olay hukuki bir doğru karar değildir, tarihin gerçeği değildir. Cemal Paşa tek yanlı tasarrufla Bahçe Müftüsü'nün asılmasına onay veren, o zamanki askeri darbenin Adana'ya yolladığı Osmanlı valisidir. Evet, bundan dolayı Adana halkı Cemal Paşa'ya Artin Cemal ismini vermiş ve onu çok ağır suçlamıştır. Cemal Paşa'nın hatırasını yazdığı kitaptan bir sayfa görüyorsunuz. Cemal Paşa, Amerikan Kolej Müdürü Chambers'ı çağırdı, 17 bin altın verdi, Adana'ya Ermeniler için bir yetimler okulu yaptırdı. Evet, karşımızda Adana'ya yapılan Ermeni Yetimler Mektebi. Eylül 1909 tarihinde Kozan'daki Ermeni din önderi Sahak Efendi istifa etti. Diyordu ki, mahkemelerdeki yargılamalardan dolayı Ermenilere baskılar yapılıyor. Mazlum olan Ermenilerdir. İstifa ediyorum. Önce siz, Kozan'daki Ermeni başpapaz Sahak Efendi istifa etti. Arkasından İstanbul'daki Ermeni patrik, hemen ekrana geldi, Turyan Efendi, ben de istifa ediyorum. Biliyorum ki Adana'da bir savaş yaşandı, insanlar öldü. Yargılamalar devam ediyor. Şu bilinmelidir ki Türkler ve Ermenilerden af olanlar olabilir, ancak Bahçe Müftüsü onun cezasının verilmesi lazım. Turgan Efendi'nin bahsettiği Bahçe Müftüsü İsmail Hakkı Bey'dir. Olaylar sonrasında dünya kamuoyuna Adana olayının bir soykırım olaraktan anılması için Bahçe Müftüsü'nün, bir İslam müftüsünün, bir Türk müftüsünün idam edilmesi gerektiğini istifa ederekten açıklayan Ermeni patrik, efendim, o zamanki Turgan Efendi'nin, şu an fotoğrafı görüyorsunuz, karşımızda ekrana geldi. Evet. Ve bir başka Ermeni patrik, Turgan Efendi gitti, İzmirli yan geldi. O da diyor ki, bütün dikkatimiz Adana'daki yaşanan olaylardan dolayı Cebelibereket'teki Divan-ı Harp Mahkemesi'nin verdiği kararlara uygun olaraktan Bahçe Müftüsü hakkındaki cezanın infazını bekliyoruz. Bütün Ermeni din önderleri, onların işbirliği yaptığı İngiltere'deki hükümet ve siyasi çevreler, Amerika basını, dünya basını, bunların efendim yaptığı oyunlarla bütün dikkatler Adana'ya ve Bahçe Müftüsü'ne çekildi. Evet, bu gelişme sonrasında Bahçe Müftüsü ister istemez mahkemenin verdiği karar, deliller, tanıklar ne derse desin, dosyayı kapatmak için o zamanki Osmanlı hükümeti, bu baskılar karşısında olayı kapatmak için Bahçe Müftüsü'nün idamına onay verdiler. Bakın, Kasım sonu 1909 veya Aralık başı 1909 tarihinde Divan-ı Harp Mahkemesi'nin verdiği idam dosyaları içerisinde 7 Ermeni hakkında da idam kararları vardı. Yani olay yaşanmış, yargılamalar yapılmış, idam cezaları verilmiş. Adana Şehir Merkezi'nde 25 Türk asıldı. Erzin'de 13 Türk asıldı. Aynı olayda idam hükmü alan Ermenilerin dosyası geri çekildi. Karşımızda Haçin kasabasında idam cezası alan Ballıkoğlu Şıkırdımyan Kör Nazarat Efendi'nin idam hükmünün olduğu dosyadan bir sayfa görüyorsunuz. Yani infazlarda Ermenilerin idam infazını efendim pas geçip iptal ederken Türklerin veyahut da olayın faili olduğu yere sürülen Türklerin idam sehpasına gönderilmesi ne vicdanidir, ne insani hukukidir. Böyle bir olay yaşandı ve dosya kapandı. İşte Adana olayının en acı yanı da buydu. Osmanlı hükümetinin kararıyla, Adana valisi Cemal Paşa'nın uygun görmesiyle maalesef Bahçe Müftüsü idam edildi. Evet, o idam olayının bir acıklı belgesini şu an görüyorsunuz, karşımızda ekrana geldi. 2010 ve 2011 yılında İstanbul'a gittim.
idam dosyalarını buldum. Elimle gösterdim. Bu hukuki bir olay değildi. Tek yanlı bir olaydı. Adana mahvolmuştu. İsterseniz Deniz Ecer, o Adana'mızın yakılıp yıkıldığı günlerin bir müzik eşliğinde filmini izleyelim. Adana'da yaşanan 1909 Türk-Ermeni İç Savaşı'ndan sonra Bahçe Müftüsü'nün idam edilmesi ve onun güllerinin solması olayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, olaylar bittiğinde Cebeli Bereket Sancağı'nın Harunye kasabasında çatışma sonrasındaki yanan evleri ve binaları şu an görüyorsunuz. Evet, Harunye'deki yanan mahalleden bir fotoğraf şu an ekrana geldi karşımızda görüldüğü gibi. Ve tarihin acı gerçeği. Olaylar bittiğinde Aralık 1909 tarihi içerisinde Osmanlı Bakanlar Kurulu'ndan bir heyet Bahçe Müftüsü İsmail Hakkı Bey'in idam edilmesi olayını gündemine aldı ve tartıştı. Orada diyor ki yazılı metinde, askeri mahkemenin verdiği idam kararları doğrudur ve o yerine getirilmelidir. Bizim müdahale hakkımız yoktur. Askeri mahkeme ne karar vermişse öyle olsun. İdamlar diyor, infaz edilsin. Alttaki imzalara baktığımda o imzalardan bir tanesi o zamanki en üst düzey hükümetin üyesi, Dahiliye Nazırı, İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın imzası var. Bir başka imza Ermeni asıllı Halaçyan Efendi'ye ait. Halaçyan Efendi işbirliği yaptığı o Ermeni üst düzey idareciyle beraber Avrupa'nın ve Amerika'nın efendim desteğini alarak Osmanlı'ya çok yoğun siyasi baskılar sonrasında olayların bitiminde hiç olmazsa olayın
sorumlusu olaraktan bir kişinin, bir İslam Türk önderinin idam sehpasında ceza almasını hedef almışlardı ve onların amaçlarına uygun şekilde Osmanlı Bakanlar Kurulu, Talat Paşa'nın onay verdiği bir belgeyle askeri mahkemenin idam cezasına evet diyorlar ve o karar Adana'ya bildiriliyor. 17 Aralık geceleyin Bahçem Ütüsü İsmail Hakkı Bey ve kardeşi Yusuf Bey idam ediliyorlar. Peki bu olay hukuki ise aynı olayda idam cezası alan Ermenilerin dosyaları neden geri çekildi? Evet, bu olayı kimse açıklamak istemiyor. Osmanlı hükümeti, hükümetin üst düzey yetkilileri bunun tarihe ve insanlığa hesabını nasıl verecekler? Bir büyük hata işlendi. Bir müftü, bir Müslüman müftü, din adamı idam sehpasına götürülüp dosya bu şekilde kapatıldı. Tarihin acı bir gerçeğiydi. Evet, karşımızda hükümet kararının belgesini görüyorsunuz. Ekrana geldi gördüğü gibi. Burası Erzin. 17 Aralık gece yarısı Bahçe Müftüsü İsmail Hakkı Bey ve arkadaşları, kardeşi Yusuf Bey cezaevinden alındılar. Yaftalar boynlara takıldı ve idam edildiler. Bu olay bir gözyaşıydı, feryattı. Erzin kasabasının o zamanki sancak merkezinin bir tarih resmi şu an görüyorsunuz. Ekrana geldi görüldüğü gibi. Ve bir idam fotoğrafı. İdamlar bakınız. Olaylardan bir zaman sonra Cemal Paşa'nın gelmesiyle bütün dünyanın yoğun baskılarıyla Adana Şehir'de 25 Türk Müslüman ve Erzin'de 13 kişi idam edildiler. Ve olayın tarihi seyri sonuçları böyle oldu. 1909 Adana Savaşı'nın karşımızda idamları yapılan o insanların ortak bir resmini görüyorsunuz. Adana Şehir'deki idamların fotoğrafıdır. Evet, bu görükenler.